Merhaba, ben Müjde Elmas. Ne sandınız? Hoş geldiniz. Çok değil, 6 ay öncesine kadar imrenerek bahsettiğimiz peri masalı tadında bir aşk hikayesi vardı. Maalesef gerçek hayat peri masallarına benzemiyor. Ve genellikle bu çok özendiğimiz aşk hikayeleri skandallarla bitmeye mahkum. Shakira ve Piqué yaklaşık 12 yıl önce aşk yaşamaya başladılar. İkili Baka Baka klibinde birlikte yer almalarına rağmen yüz yüze tanışmaları 2010 Dünya Kupası'nda gerçekleşti. Ama tabii Piqué, Shakira'nın dikkatini yakışıklılığıyla çekmeyi başarmıştı. So I didn't know who he was. When I saw the video, I was like, that one's kind of cute. O tanışmadan sonra da en popüler çiftlerden biri oldular ve en az kendileri kadar güzel çocuklarıyla renkli bir hayat sürdüler. Shakira'nın Piqué'yi ne kadar çok sevdiğini, o dünyanın en iyi defans oyuncusu demesinden anlayabilirsiniz. Herhalde aşktan gözü kör olmak böyle bir şey. Aptal. Neyse, Barcelona'nın Real Madrid'i 4-0 yendiği maçtan sonra Shakira'nın yaptığı açıklama şöyle. Gerard bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor. O bir kahraman. Her türlü sakatlığı ve acıyı yenebilir. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapar. Bunları birlikte olduğumuz için söylemiyorum. Dünyanın en iyi defans oyuncusu olduğu için söylüyorum. Shakira bu övgü dolu sözleri sarf ettikten sonra birdenbire ihanet dedikoduları ortada dolanmaya başladı. Hatta bu söylentilerden biri Piqué'nin takım arkadaşlarından küçük Gavi'nin annesiyle aşk yaşadığı yönündeydi. Ama tabii her ne kadar ihanet olsa da Gavi'nin annesi olaya dahil değildi. Ted, as you know, I've always been very, very fond of your mother. Please don't. In fact, Virginia and I shared a special moment back in 2006. What the hell are you talking about? I wanted to be your dad. Sonuç olarak ortada ihanet var. Gavi ile alakası olmasa bile. Olaylarımızla devam ederken biz de bir şeyler atıştırmak istedik ve Yemek Sepeti Market sayesinde istediklerimiz kapımıza kadar geldi. Siz de Yemek Sepeti uygulamasını indirip içerisinden Yemek Sepeti Market'i seçerek tüm market ihtiyaçlarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz. Shakira ve Piqué ilişki durumları ile ilgili ortak bir açıklama yayınladı. Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz. Shakira'nın iyi olacağından ben eminim. Sonuçta dünyanın en tatlı, en yetenekli kadınlarından biri. Sadece güzel değil. I'd like... Is that Shakira? Büyük ihtimalle uzun süredir farkında olduğu bir konuydu. Çünkü özel dedektif tuttuğuna dair iddialar bile var. Gerçi işte bunların hepsi söylenti. Bilemeyiz. Jüri üyesi olduğu Dancing With Myself yarışmasındaki keyifli halleriyle iyiyim mesajı vermeye çalıştığı söyleniyor. Tabii içinde belki de fırtınalar kopuyor. Teselliye ihtiyacım yok benim. Şimdi dinleneceğim. Güzelleşeceğim yarın için. Piqué'ye gelince, İspanyol magazin basınında yer alan haberlere göre Piqué her akşam partilerdeymiş ve her gece 3000 euro para harcıyormuş. Türk lirası olarak düşününce çok tabii ama Piqué için normal herhalde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyada çoğu kişi Shakira'nın Piqué'den çok daha fazla futbol dünyasına katkıda bulunduğu yönünde espriler yaptı. Sizce de öyle mi? Yorumlara bekliyoruz.